Gazköy'den yola çıktık. Uçmakdere'ye doğru. Bundan sonraki yol durumu biraz sıkıntılı. Adı üstünde Uçmakdere. Sıcak bastırdı. Oturdum çınarların altına biraz. Ne yalan söyleyeyim, öyle güzel bir uyku bastırdı ki. Uçmakdere gitmeyecek olsa uyuyacaktır yani. Videolar parça parça oldu yani, bunları birleştirmek lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Uğraştıracak beni. Gazköy güzel yer. Sessiz, sakin. Şarköy'e kıyasla buraları biraz daha bakir. Çok fazla kalabalık yok. Bu pandemi, deniz salyası insanları oldukça ürküttüğü için yoğunluk yok. Uzaktan gideceğim bir yer görünüyor buradan ama. Çok küçük görünüyor. Bu sanırım Gazköy'ün Polotan Deresi. Bakın dereden su akıyor. Burada ne güzel evler yapmışlar. Zaten ağaçlar varmış. Taş duvarlar falan. Denize sıfır sayılır. Şurada bir iki kademe düşürelim. Fitesi de. Bayır çıkacağız biraz. Bizim bitmiş. Bitmiş.
Bir daha bu bisikletle gelmem buraya. Zor, yordu beni çok. Kışın zaman zaman buradan kaymalar oluyor. Yol trafiği kapanıyor falan, bir şeyler oluyor. Yukarıya çıktıkça manzara da güzelleşiyor. Allah. Hadi bakalım. Bayır bitti. Ah, kaçırdım. Yukarıdan su süzülüyordu. Sesi sonradan fark ettim. Oradan da var. Şuradan süzülüyor bakın. Su akıyor. Daha harikası. Evet. Çekeceğim yakından ya. Madem durdum. Çekeyim. Su. Kayadan arasından süzülüyor. Buradan kendine yol buluyor. Şu alttan bir yerden çıkıyor böyle. Devam ediyor.
Ismaildere'ye giderken böyle şeyler çok. Of. Oradan denize bakalım. Deniz burada çok temiz değil. İleride bile şurada müsilaj var. Burada da parça parça duman gibi. Ya deniz anası ya müsilaj. Buradan deniz anası gibi görünüyor. Dağın hemen altında şuradan su süzülüyor. Oynanamayız. Şu meyve suyunu da bitiremedik. Tam niyetlenmiştik. Telefon çaldı. O arada, bu arada, şu arada. Kaldı gitti. Yolumuza devam ediyoruz. Şuradan binelim eşeğimize. Hadi bismillah. Yalnız burada tehlikeli. Şu an buradan ben aşağı uçsam parçalanırım. Adiyorsun, boşuna uçmak denemiyorlar. Az önceki su süzülme olayı burada da var. Yukarılarda görüyorsunuz. Buralardan sürekli. Bayır aşağı biraz burası tehlikeli. Çekim yapmak için de biraz riskli. Salsam. Telefonu sepete koydum. Çünkü çok hızlandı bisiklet. Bisiklet çok hızlandı. Kontrolden çıkar diye sepete koymuştum. Şimdi elime aldım tekrar. Manzara müthiş arkadaşlar. Buraya gelmeye değer. Çok zahmet çektim. Yoruldum, yorgunluk çektim. Ama bu güzellikleri yemin ediyorum size, görmeniz değer yani. Bu yorgunluğa değer. Bu kadarla da değil. Yani burada daha güzellikler de var. Yukarıda bir sene ailece gelmiştik. Kartalkaya mı? Kartaltepe mi? Öyle bir yer var. Piknik alanı. Eğer buraya kadar aracınızla geliyorsanız tavsiye ederim, oraya mutlaka çıkın. Tam ismini hatırlayamıyorum. Kartal'la ilgili bir isim. Orada piknik alanı çıkın, orada piknik yapın. Manzarası müthiş. Yani Şarköy'de görebileceğiniz en güzel manzara sanırım oradadır. Yol kenarında orada sanki ileride taş parçası mı, köpek mi? Sanki bana buradan köpek yatıyor gibi geliyor ama inşallah köpek değildir ya. Köpekse geçemem. Köpek gibi duruyor buradan. İnşallah taş parçası falandır. Uzaktan köpek gibi duruyor. Ha, taş koymuşlar ki aşağısı uçurum, dikkatli gidin. Şuraya taş koymuşlar. Uzaktan köpek gibi duruyor bu. Evet. Buradan aşağısı dikkat edin. Uçurum diye göstermiş. Buraları tehlikeli arkadaşlar. Araçtan tehlikeli. Yaya olarak bile tehlikeli. Buraya çok fazla aracı yaklaştırmamak lazım. Aslında bunun bir kolayı olur mutlaka. Bu kayaları buradan dinamitle patlatıp yolu genişletilebilir. Ya da yol alçaltılır. Orada kodu zaten düşmüş 5 metreye kadar. Buraları yüksek. Alçalt burasını da, aşağı doğru genişlet. Yapılır mı? Yapılır. Ama bizim buralara yatırım hiç yok. Samimi söyleyeyim, yok yani. Şu güzelim gördüğünüz manzaraların, doğa güzelliklerinin yatırımı hiç yok.
Bakın müsilaj dediğimiz olay buralarda var. Duman gibi. Dalga dalga. Buralarda var. Şu an çektiğim yerlerde müsilaj var. Of. Vallahi yorucu ya. Böyle bir macera değer miydi bilmiyorum ama içimde vardı. Yapmak istiyordum epeydir. Yaptım. Bakın müsilajı görün. Buralarda dalga dalga müsilaj var. Evet. Hem de buralarda bayağı bir yoğun. Denize girmeyi ümit ediyordum ama girmem herhalde böyle pisse. Şimdiden sonra bayır aşağı. Bisiklet kendi kendine gidiyor. Hiç pedal çevirmiyor. Bakın müsilajı görüyor musunuz? Yoğun bir şekilde ben görüyorum çıplak gözle. Sabahtan beri Şahköy'den uçmak dereye kadar bisikletle çekim yapıyorum. Şahköy'ümüz daha temiz. Müsilaj yönünden Şahköy'ümüz Mürefte'ye kadar zaten sabahleyin çektim. Hatta inanmayanlar olursa Facebook'ta canlı yayın yaptım taze taze görsünler diye. Deniz genel manada temiz. Bak buradan kayalar mayalar deniz gibi görünüyor. Burada kayma olmuş. Buralar çökmüş. Sonra da işte bu meyve suyu içtim daha önce. Bim'den almıştım. Acaba o mu kaynattı midem? Midem kaynıyor şu anda. Sonra da içtim. Geçsin diye ama o da kesmedi. Bakın yukarıdan gene sular süzülüyor. Görüyor musunuz? Giderken çektiğim video ama gelirken çekmem muhtemelen. Belki başka yerlerde birkaç yerde çekebilirim. Yol yapacağım yani. Tekerle de gidilmiyor. Şimdi bayır aşağı saldığım video ama tekerle zor. Bu kadar emeğe karşılık düşe kalka buralara kadar geldik. Bu kadar emeğe karşılık hala YouTube kanalımızda videoları izleyip abone olmuyorsanız size diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Oturduğunuz yerden size bu güzellikleri evinize kadar getiriyoruz. Daha ne yapalım?
Burası kiminse gayet güzel bir yer. Sıfır deniz. Piknik alanıymış. Saklıdere Mert piknik alanı diyor. Sıfır deniz güzel bir yer. Saklı dere diyor da, acaba içinden dere mi geçiyor? İsim mi öyle yoksa? Daha sezon açmamışlar. Şurası da güzelmiş. Orada olmazsa bisikleti çekip orada biraz avluyu koyup uyumak lazım. Zaten vatandaşın birisi çadır kurmuş oraya. Bakın burada dere akıyor. Denize karışıyor. Çok güzel. Görüyor musunuz güzellikler arkadaşlar? 22 dakikayı geçmiş ama kesmeyelim bu güzellikleri. Allah kıçım öyle acıdı ki 35 kilometre. Kesip küçültecek. Şu bayırı geçelim. Taş düşebilir diyor. Yukarılardan. Bakın buralarda da müsilaj yok. Burada gene kayınbak gibi tertemiz. Çok yoruldum ama. Şu köşeyi geçeyim de. Oh. İçip içip şişeleri kırmışlar. Cam kırık oluyorlar. Bisikletten indim. Arkadaşlar, şu bayırı bisiklet elimde çıktım. Çok güzel manzara var burada. Şimdi bayır aşağı devam edeceğim yola. Fakat şu bayırda kontrolü kaybetmeyeyim diye, kaybetme ihtimalim yüksek. Telefonu sepete koyacağım mecbur. En azından tehlikeli yeri geçene kadar.